Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 2017 yılında çıkması beklenen efsane telefonlara bakacağız. Tabii ki de listemizin bir numarasında iPhone 8 yer alıyor arkadaşlar. Laf aramızda, yabancı ortamda değiliz. Apple iPhone 7'de marka gücüne biraz güvendi ve aslında satış anlamında da baltayı taşa vurdu. Doğal olarak Apple'ın 10. yılına denk gelen iPhone 8'de de beklentilerimiz iyicene büyüdü. Ne bileyim, en azından bir kablosuz şarj ve özellikle tasarımında ciddi değişimler bekliyoruz. Apple iPhone 8'in de A10 chipsetinin yerine daha da küçültülmüş ama daha fazla güçlendirilmiş olan A11'i kullanacaktır. Bir de arkadaşlar, ilginç bir bilgi vereyim size. Apple iPhone 7 lansmanından bir gün önce cam gövdenin patentini aldı. Daha doğrusu o gün onaylandı. Tabi iPhone 7'ye yetişemedi. Fakat iPhone 4'lerden alışık olduğumuz o arkanın cam olması muhtemelen iPhone 8'de de olacak. Cihaz da tabii ki de bir Apple klasiği olarak Eylül ayında tanıtılacaktır. Listemizin 2 numarasında ise Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus var. Arkadaşlar, Galaxy S8 ve S8 Plus aslında dedikodunun bini bin para. Normalde Samsung'un rakip firmaları iki kameraya özen gösterirken Samsung büyük bir ihtimalle S8 modelinde tek kamera kullanacak. Kameralardan arkadaki 12 megapiksel öz çekim kamerası ise 8 megapiksel olacaktır. Ekran konusunda da şöyle bir bilgilendirme yapayım. S8'de 5.8, S8 Plus'ta ise 6.2 inçlik bir ekran oranı bekleniyor. Bunun dışında diğer tüm teknik özellikler aynı arkadaşlar. S8'in RAM'i 4 GB ve 64 GB'lık bir depolama alanı olacak gibi görünüyor. Tabii ki de iris tarayıcı, ne bileyim parmak izi okuyucu, ıvır zıvır gibi şeyler mutlaka içinde yer alacaktır. Ayrıca cihazın IP68 sertifikası ile birlikte bataryası da 3000 mAh gücünde olacaktır diye tahmin ediyoruz. İşlemci konusunda biraz işler karışık arkadaşlar. S8'de iki farklı işlemci yer alacak. Bir tanesi Snapdragon 835, diğeri ise Samsung'un kendi chipseti olan Exynos 9. Şimdi gelin Çin'den çıkıp dünya devi markaları karşısına alan Xiaomi'nin MI7'sine bakalım. Ekranı 5.3 inç olacaktır. Çözünürlük 4K, işlemci Snapdragon 820, RAM ise 4 GB. Arka kamerası 25 megapiksel, öz çekim kamerası 8 megapiksel olacaktır arkadaşlar. Bataryası tahminen 2900 mAh seyirinde olacaktır. Bakalım neler göreceğiz, fakat önden şunu söyleyebiliriz. Xiaomi bu senede bence Samsung ve Apple'ı karşısına alacaktır. Geldik şimdi Samsung'un hüzünlü dünyasına. Sıradaki cihazımız Samsung Note 8. Neden hüzünlü dedik? Şundan arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi Note 7'ler tam bir fiyasko oldu. Piyasaya çıktı, patladı. Gerçekten talihsiz bir durum. Kendilerine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Note 8 ile ilgili benim denk geldiğim en ilginç dedikodu S Pen'in üzerinde yer alacak olan bir hoparlör. Bu ne işe yarayacak? 3 aşağı 5 yukarı sizin de tahminleriniz vardır. Muhtemelen telefonun hoparlörle senkronize çalışacak. Tabii S8'de olduğu gibi iris tarayıcı, parmak izi okuyucu gibi şeyler artık bu tarz cihazlarda fix yerini alacaktır arkadaşlar. Teknik özellik anlamında ise ekranda bir büyüme, 4K'lık bir çözünürlük, 6 GB RAM, 4600 mAh seyirlerinde bir batarya da cihazla birlikte gelecektir. Depolama anlamında ise iki model süreceklerini tahmin ediyoruz. 64 GB ve 128 GB. Sıradaki ve son cihazımız da HTC 11 arkadaşlar. Aslında biz bu cihazı Mobil Dünya Kongresi'nde görmeyi ümit ediyorduk, fakat HTC bu fuarı boş geçti. Muhtemelen cihazı da Nisan ayında piyasaya sürecektir. HTC 10'dan hatırladığımız kadarıyla ses çok önemli bir faktördü firma için. Bakalım HTC 11'de de şöyle ses gücü, böyle hoparlör gücü diye mi ortaya çıkacaklar, yoksa farklı bir donemi ortaya sürecekler, bunu hep beraber göreceğiz. Cihazın teknik özellikleri anlamında ise Snapdragon 835 işlemci taşıyabileceği 4 veya 6 GB RAM olacağı, kameralardan ana kameranın 12 megapiksel, öz çekim kamerasının 8 megapiksel olacağı, 5.5 inçlikte bir ekranın olacağı tahmin edilen özellikler arasında. Artık içeriğimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu içerikte normalden farklı olarak sizlerle şöyle bir etkinlik yapalım istiyorum. Siz bu telefonlar arasından en beğendiğinizin hangisi olduğunu ve ona biçtiğiniz fiyatı yorum bölümünden belirtin. Bakın, tahmini fiyat değil, ben bu telefona şu kadar verirdim gibi bir fiyat bekliyoruz. İkincisi de hemen şuraya bir anket hazırladım. O ankette de 2017 yılının en baba telefonu hangisi olur diye sizlere sorduk. Oraya da oy kullanırsanız cevaplarınızı merakla bekliyoruz. Artık içeriğimizi kapatabiliriz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve ayrıca içeriğimizi paylaşmayı unutmayın. Bambaşka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Beyler, bir de bir şey söyleyeceğim. Üstümdeki yeni.